Gençler, abisinin. Biz tabii kanatlarını görmediğimiz için tam olarak anlayamamışız ama mahalleye bir melek gelmiş. Aa işte melek. Fikret'le tam olarak burada tanıştık. Fikret baba baba diyor, ağlıyor. Anlatamam sana. Zuman kolay gelsin. Kolay olsun, hoşuna gelsin ya. Ya kardeşim sen bu radyoyu nasıl tamir ettin ya? Bu fişe takınca ısınıyor. Hatta cayır cayır yanıyor bu radyo ya. Cahil cahil konuşma amamcı be ya. Ben onu geliştirdim. Artık o sadece radyo teyip değil. Geliştirdin mi? Nasıl geliştirdin? Şöyle anlatayım ben sana. Bak fişe takalım. Isınması normal be ya. Bak. Şimdi sen bunu eskiden sadece radyo ve teyp olarak kullanıyordun. Ben bunu biraz daha geliştirdiğim için ayrıca sen bunu şimdi ütü olarak da kullanabilirsin. Bak, beş temallarını böyle ütülersin. Ayrıca ocak olarak da kullanabilirsin. Mesela buraya tava koyabilirsin, üstüne yumurta kırabilirsin. Burada sosisini pişirirsin, hop gelsin be! Cuma, peki ben bu radyoyla adam öldürebilir miyim? He? Şimdi seni öldürmek istiyorum da. Arge çalışmalarımız henüz devam ediyor. Onunla ilgili kesin bir şey yok ama geliştireceğiz yavaş yavaş. Neyse, bu şimdilik senin işini görür. Ben ücreti mukabilini alayım bakalım. Para mı istiyorsun? İki fonksiyonundan sonra 8 fonksiyonu yükselttim onu. Hala para istiyorsun yani diye bana yapıyor. Al başımın gözümün sadakası olsun. Sadaka değil, emeğimizin hakkını istiyoruz biz be. Bir saniye gitmeyin lütfen. Evet, orijinal. Kontrol ediyorsun. Ya ben senin kadar para göz bir adam görmedim Cuma yani. Ya nasıl bir insansın sen ya? Para gözlükle ne alakası var be ya? Sahte mi değil mi diye onu kontrol ediyorum. Sahte değil, orijinal diyorum. Ya bu koca mahallede sahte olan bir tek şey var Cuma, o da sensin. Şimdi alsak bunu, böyle kontrol etsek seni, içinde tel çıkmaz lan senin. Güzel lafmış vallahi. Evet, ben bunu Face'e yazarım. Ama Face'e yazmam be artık. Sosyal medyanı dondurdum ben geçen haftaki olaylardan sonra. Salak amamcı. İsmail, vallahi o binanın idroporunda arıza var. İdroporunu yaptırırlarsa parayı buluruz. Vallahi büyük para kalır. O ne lan? Şşt, bozuk para mı, altın mı, altın mı acaba? Bakalım. Gazoz kapağıymış be ya. Ay mesela. Para göz Cuma'ya bak. Ya sevgili hatası Tesla, amma para gözsün ha. Lan yeter be! Sürekli para göz, para göz, para göz aşağı, para göz yukarı. Siz mahallecik delirdiniz mi acaba bana karşı? Yalan mı abi, para göz değil misin? İsmail abi sen söyle, Cuma usta parayı seviyor mu, sevmiyor mu ya? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ustamın paraya duyduğu sevgi benim tezeneye duyduğum sevgiden fazladır. Resmen ölümsüz aşk yaşarlar. Yok öyle bir şey be ya. Olur mu sen? Niye böyle bir şey diyorsun? Vallahi ben parayla hiç işim olmaz. Üzerimde para olduğu zaman ben huzursuz olurum. Niye böyle yapıyorsunuz bakan be ya? Üzeyir kardeşim, acaba bugünkü dolar kuru nedir? Dolar alış 4449, satış 4459. Euro alış 4442, satış 4448. Sterlin alış 4463, satış 4483. İstince frangut alış 4473, satış 4478. Ulan hani parayla alakan yoktu senin ha? Yürüyen borsa gibisin lan. Şaşırtmacalı sorun sorulsa alacağınız olsun be. Ustak dur, nereye gidiyorsun? Dur bırak beni be ya. Bunlara döktün, bunlar hep para. İsmail, onlar beni sevmesinler, takılmasınlar bana. Paragöz diye ismimi çıkarttılar mahallede be. De herkes Paragöz Cuma, Paragöz Cuma diye arkamdan lak 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 konuşuyor. Bugüne bugün benim adım, bilim adamı Cuma olarak nam salmıştı dünyaya be ya. Para geldi baba! Gel lan oraya! Onlar çocuk ne bilsinler ya, cahil çocuk onlar, kızma. Hep bu Libyalıların yüzünden ha. Onların konuyla ne alakası var? Cahil cahil konuşma, beni sinirlendirme Allah'ını seversen. Parayı onlar bulmadı mı oğlum? Bulmadı. Onlar Lidyalı, Libyalı değil. Lidyalı, neyse ne be ya. Aman tamam, kim bulduysa buldu. Ne oldu? Benim başıma bela oldu bu para. Ben emeğimin hakkını istiyorum be ya. Para göz falan değilim ki. Ben çalışıyorum, kazanıyorum. Onun karşılığında bir meblağımız var yani. Onu verin bana. Ana, bu köpek kayıp mı olmuş la? Hep bu kadar tatlı köpek kayıp mı olmuş, yazık la? Ya İsmail, sinir etme beni. Ben sana burada ne anlatıyorum? Sen köpek mebek anlatıyorsun bana be ya. Yemin ederim bundan sonra parayı olayımdan kaldıracağım. Yemin ederim bütün ticaretimi takas üzerinden yapacağım ben be ya. Kulağına $1000 ödül he? $1000 ödül mü? $1000 ödül. Şu anda dolar 3459 lira olduğuna göre İsmail, 3
para be ya. Hemen bulmamız lazım bu köpeği. Usta sen daha şimdi parayı hayatından çıkaracağını söylemedin mi? İsmail, mantık sınırlarını zorlama oğlum. Bak paraya bak. 3.459.000 liradan bahsediyorum sana. Hemen bulmam lazım bu köpeği. Adın neymiş bunun? Toby. Toby, gel bakalım yavrum. Toby. Toby, gel yavrum. Toby. Şu köpeği gördünüz mü? Yok ha. Toby, gel yavrum. Gel aslanım, gel yavrum. Gel akıllı köpeğim benim. Aferin be ya. Gel bakalım Toby, Toby. İsmail, kayıp köpek Toby'yi buldum ben be ya. Gel bakalım Cuma Usta'na gel. Allah! Usta sen Toby'yi mi buldun? Ne ara, nasıl buldun? Helal olsun ya. Sherlock Holmes gibi adamım ben be ya. Bak, resimdekinin aynısının tıpkısı. Yemin ederim gelsin Benjamin'ler, Franklin'ler. Ay, ay! Come on, come on my boy. Come here. Usta bu köpek Toby değil. İngilizce konuşuyorum, anlamıyor. Oğlum sen kafayı mı yedin? Ben bile anlamıyorum İngilizce. Köpek nereden anlasın be ya kapçı kazı? Senin anlamaman normal usta. Ben senin kapasiteni biliyorum da bunun altında bak... ne yazıyor bu afişin altında küçük harflerle? Okumadın mı sen bunu bak? Toby İngiltere'den getirildiği için... sadece İngilizce komutları anlar. Anlayacağın üzere bu Toby değil. Eyvah, eyvah, eyvah. Benjamin'ler, Franklin'lere kavuşmadan uçup gidecek mi o paralar? Hayatta izin vermem böyle bir şeye. Usta, 1.000 dolar da gitti. Benjamin'i de unut. Hayatta unutmam. Şey yapsak acaba, köpeğe İngilizce öğretsem olmaz. Önce birinin bana İngilizce öğretmesi lazım ki ben köpeğe öğreteyim. Oo, uzun hikaye. O zamana kadar orijinalini bulurlar Tobi'nin be ya. Usta, iyisi mi siz köpekle beraber İngilizce kursuna yazılın, kardeş kardeşe öğrenin. Aha, ha, ha. Çok komiksin İsmail. Saçma. Alama be ya. Buldum İsmail. Sen bize İngilizce öğreteceksin kimize? Yok artık. Var artık. Ben ancak kendime yetiyorum ya İngilizce konusunda. Bende vokabülleri eksik, gramer zayıf. Ne anlatıyorsun oğlum ya? Allah Allah. Gel yavrum, git yavrum, otur yavrum, kalk yavrum. Yavrum ne demek İngilizce bakalım? Dear. 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 Prenses Dear. Toby lan bunun adı. Gel bakalım Toby. Evet çocuklar, şimdi defterlerimize yazıyoruz. Come here. Come here. Yani ne demekmiş? Buraya gel. Come here, buraya gel demek. Yaz bakalım derslerine. Şşşt! Kendi aranızda konuşmayın. İsmail ya, dersi kaynatmaya mı koyuyor? Çevelek çevelek sağa sola hiç. İsmail yok, İsmail yok. İsmail tamirci de hocam diyeceksin. Tamam hocam, tamam da benim dersim pistir biliyorsun. Vallahi gelişine yapıştırırım, haberin olsun. Hocam, özür dilerim. Ergen ergen hareketler yapma. Benim asabımı bozma. Şimdi derse dönüyoruz. Bakalım ne kadar öğrendik, ne kadar öğrenemedik Cuma Efendi. Evet, Cuma. Give me your hand. Give me. Nereye yazdık biz o give me? Kopya çekmek yok, kopya çekmek yok. Yok, olur mu öyle şey? O yazdıysa da ben atlamışım. Benim yazdıklarımdan söyleyeyim o zaman. Yes, die, come on, good night. British I'm Madonna. Ah Cuma, ah tembel Cuma, kafasız Cuma. Bak şimdi. Toby, give me your hand. Heh, gördün mü? Çalışkan öğrenci nasıl belli ediyor kendini? Ya madem biliyorum, niye bana kopya vermiyorsun ha? Stuit! Dakika bir dakika. Sen arkadaşın kopya çekmeye mi teşvik ediyorsun? He, çakallık mı yapıyorsun? Yok öyle şey olur mu hocam? Kopya, hayır. Yani hiç ezberci zihniyette de karşıyız da. I am idiot. Ha bak, insanın kendini bilmesi çok güzel bir şey. Haklısın Cuma. Ama hakaret dışarıdan gelince makbuldür. Sen şimdi kendine hakaret ediyorsun. Farkında mısın? Ay, ay ben demek mi be ya? Aa, kendi kendime. Ay, çok kötü bir şey. O, evet, ben şu İngilizceyi bir çözeyim. Bak sana nasıl gelişine giydireceğim. Hiç merak etme. Hayvan aklına da saygılıyım bir yanda tabii. Bak, bak işine bak. Hadi ağlama. Ağlayamıyor ki zaten. Evet öğretmenim. Come here my boy, gel. Go tabii go. Gel, come here my boy. Tabii go. Gel, come on. Merhabayım be. Ne yapıyorsunuz bakalım, gel şuraya. Hayırdır ya Cuma Usta, o nedir? Hayır olsun, ol sen kardeş. Hayırdır be ya. Kayıp köpek Toby'yi buldum.
bulana 1000 dolar ateşleyeceği yazıyordu. Kim ateşleyecekse ateşleşsin de ateşimizi alıp gidelim. İşimiz gücümüz var çünkü, öyle değil mi? Peki Cuma Usta, ilanda İngilizce bilir yazıyor. Acaba bu köpek ağızlı İngilizce biliyor mu? Yani hani ben buradan Washington, portakal desem. Yani hani anlayacak mı acaba? Washington diyor ya. Biliyor ne demek be ya. İngiliz filolojisi mezunu bu köpek, haberin var mısın? Diplomalı hem de. İsmail konuş bakalım köpekte. Ben Texas aksanıyla konuştuğum için çok iyi iletişim kuramıyoruz. Kendisi British çünkü. Bakın şimdi. Toby, give me your hand. Give me your hand. Gördün mü bize, sana give me your hand desek öküzün trene baktığı gibi bakarsın köpek, öyle mi ama hiç? Zehir gibi maşallah. Aferin Toby, bak. Cuma abi, bir de ben bir konuşayım istersen. He? Tamam. Toby, I run each make is the your son each. Bak anlamadı, öyle bakıyor. Aga Üzeyir doğru diyor biliyor musun? Benim buraya böyle bir mafsallı tent, efendime söyleyeyim, bir giyotin cam, bir pergole şekli falan bir şey yapmam lazım, şart yani. Tozlanıyor ya. İlgimi siz dağıttığınız için ben o şey, neyse canım artık. Şöyle buyursunlar, müsaadenizle. Buyurun efendim, şöyle oturalım. Merhabayın. Burası mahallemizin en güzel mekanlarındandır. Merhabayın arkadaşlar. Yani arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz be ya? Boş verin be ya. Vallahi kaybettiyse kaybettik yani. Dostluk kazandı, arkadaşlık kazandı değil mi? Sevgi kazandı, barış kazandı. Kazan kazan sistemiyle şey yapmayın ya. Bana daha çok karşı takım kazandı gibi geldi ama. Evet, sevgili kaybedenler kulübü üyesi arkadaşlar. Bu güzel hava evi muhabbeti bir şeyler içerek neşelendirmek ister misiniz? Ya oğlum sen de triplerden tribe girme, manyak hareketler ya, Allah Allah. İyi ki bir maça çağrılmadın. Zaten bu ata ağzının yüzünden madar olduk döndük. İyi ki de çağrılmadın yani. Ben zaten başka kulüplerle görüşme içerisindeyim. Çok da mühim değil. Tabii mutlaka. Bonservisin de şey yapma yani. İşte lan. Bu bize borç takan kapçı kazdı değil mi bakalım? Aynen öyle vallahi, ta kendisi. Dur sen dur. Ben onu tenhalarda kızdırırım, ümüğüne bastırırım. Hemen geliyorum, müsaadenizle. Küçük bir işim vardı benim. Bak arkadaşımın yanında sakın arkamdan kötü konuşmayın. Yemin ediyorum bir gece gelirim, bütün vanalarınızı sökerim. Vallahi pireler bir tarafınızda tepişirken evinizi su basar, haberiniz olsun ha. Hanımefendi, siz ne içerdiniz? Ben fincanda bir çay alayım, içine de bir dilim limon. Hay hay, İhsan. Hepiniz ne kadar şanslısınız. Cuma gibi bir arkadaşınız var. Ben böyle sevgi dolu, böyle iyi kalpli birini daha önce hiç tanımadım. Cuma Usta mı sevgi dolu? Olsa olsa para sevgisidir o be. Yok vallahi, ben tanıdıkça çok seviyorum. Hem ne güzel hayata tutunmuş. Engeli var ama bunu hiç dert etmiyor. Kendisiyle barışık. Engellemeyin, bizim işimiz var bakalım. Gel sen dükkana gidelim, ben sana Alyan koleksiyonunu göstereceğim ya. Bize bir çay kahve bir şey gönderin dükkana bakalım. Buyurun prensesim, şöyle alayım sizi. Agalar, Camil'i gördünüz mü lan? Kızı kandırmış sakatım diye. Ulan Cuma, ben senin foyanı ortaya çıkarmaz mıyım lan? Senin foyanı ortaya çıkarmak insanlık görevi be. Durun. Benim aklıma bir fikir geldi ama azıcık bekleyelim de tam dükkana gitsinler. Sen de bu arada bana bir tane çay ver, içine de bir tane tıraş limon salla. Ben bu sırada zaman geçirmiş olurum. Tam muhabbetin en harlı yerinde tepelerine inerim. Fırçalarım seni ha. Boğazın kötü lan. Bizde limon var İsmail. Kardeş kusura bakma da biz böyle adam satmıyoruz he. Herkes işine baksın. İşte bunlar benim Alien koleksiyonum. Alyanlarım. Çocuklarım gibi severim. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 10 numara. 10 parmağımda 10 numara var. Ama istediğin gibi numaralarımı kullanabilirsin. Çevir çevir kullan. Cuma Bey ne kadar şanslıyım. Ben daha önce sizin gibi biriyle karşılaşmamıştım. Tabii ki be. Tekimdir ben. Yemin ederim alemde tekimdir. Bir tanem bile yoktur yani. O yüzden... Ne işin var senin burada? Hayırdır inşallah bakalım. Ben burada çalışmıyor muyum usta? Çalışıyorsun. O zaman git işinin başına. Bak damlar aktarılacak. Önümüz kış. Yağmur var, çamur var. Hadi bakalım. Hadi git işinin başına. Hatta bugün hiç gelme. Hadi bakalım. Hadi.
Bu çocuk böyle işte be ya. Bizim çırak bu. Aa, lan tekidir hiçbir şeyini anlamaz o. Bunlar işte böyle şeyler. Aa, o böcek geri mi gelmiş? Eşini arıyor herhalde. Ay, ne böcek? Anam! O! Böcek var mı lan? Böcek mi lan? Ay yürüyor. Sakat değil miydi bu? Yürüyor tabii. Benim ustam tek ayak üzerinde 40 takla atar. Size sakatım mı dedi yoksa? Söyle o patronuna bir daha beni aramasın, tamam mı? Yalancılarla işim yok benim. Bravo, çok düzgün kız. Neymiş bu, düşün yani. Topla çıkar. İsmail ne diyeceğim biliyor musun? Hı. Bizim mahallemiz çok iyi bir mahalle be. Bak Şevkat'in başı sıkışınca insanlar nasıl koştu yardımına değil mi? Yemediler, yemek paralarını getirdiler. İçmediler, içki paralarını getirdiler. Yastık altı yapmadılar, altınlarını getirip verdiler. Vallahi çok güzel bir mahalle burası. Sen de bana haftalık ödeseydin ben de götürür hepsini Şevkat'e verirdim usta. İsmail, ben çalışanlarıma para vermiyorum. Bu benim prensibim. Lütfen prensiplerimi çiğnemeyin. Ama bizim mahallemiz güzel bir mahalle be. Vallahi o Türk filmlerindeki gibi sıcacık bir mahalle. Şuradan Adile Naşit geçse, oradan Münir Özkul girse vallahi yadırgamayacağım ha. Mahallede bir de Erol Daş var. Unutmayalım lütfen. Hiç, sen bana laf mı sokuyorsun be ya? Ayrıca Erol Taş çok saygı duyduğum bir aktördür. İltifat sayarım bunu. Neyse ne boş ver be ya. Bak, mahallemiz güzel, insanlarımız iyi. Kadri'nin kıymetini bilirim oğlum. Usta, insanlar Şevkat'i sevdikleri için yardıma koştular. Senin başın sıkışsa kimse yardıma koşar mı sanıyorsun? Efendim? Aa, dini bir bakalım sen. Ne demek o? Beni bir kere Şevkat'ten daha çok severler bu mahallede, haberin olsun. Cukukluk mu? O ne lan? Demek ki mahalleyi o kadar iyi tanıyamamışsın. Allah Allah. Bir kere benim başım sıkışsa mahalleni vallahi yemin ederim koşarak gelirler yardım. Ben koşmam. Koşsam da senden te ötelere koşarım. Benden Irak cehenneme direkt. Ay seni adi köfte vay. Demek öyle. Ulan haftalığını kesiyorum. Yiyeceğim ama haftalık vermiyorum ya. Neyse ne. Aman lak 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 cenesin sırf ha. Vallahi din severler bu mahalle değil. Sen öyle sen. İsmail benimle dalga mı geçti acaba bakalım ya? Bakma sen o densize be ya. Senin gibi çok kıymetli bir bilim insanının yardımına koşmayacak da bu mahalle kimin yardımına koşacak affedersin? Ha? Hamle. Ne kadar doğru bir noktaya temas ettiniz. Siz benden daha çok yaşayacaksınız. Ömrünüz çok olsun. Nobel fizik ödülü alacak bir bilim insanıyım be ya. Tabii ki benim yardımla koşacaklar. Ha? Ama ya koşmazlarsa? Onun da kolayı var be Cuma. Madem şüphem var, mahalleliden borç iste bakalım. Neler olacak? Bu arada kaleni yedim. Alıp. Borç para vermezler be ya. Ben hangi borcumu geri ödedim ki bir daha bana borç para versinler? Çünkü ben aldığım borcu geri ödemiyorum, prensiplerime aykırı be. Bu arada dilini yedim. Hop. Tebrik ediyorum, çok güzel hamleydi. Tam bir bilim adamı inceliğinde tebrik ederim, kutluyorum. Peki ya hayati bir şey olursa? Hı? Hamle. Hayati derken? Sen bir bilim insansın Cuma. Lab demeden leblebi üretme tesislerinin yerini ve koordinatlarını şık diye söylemen lazım. Biri seni kaçırsa mesela, fidye istese, ha? Doğru be ya. Vallahi bu benim hiç aklıma gelmedi. Harika bir fikir, muhteşem. Tebrik ediyorum be ya. Acaba beni kaçırsalar mahalleli fidye öder mi? Öder mi? Öder. Hamleyi düşün, geliyorum ben. Büyük bilim adamı, saygın insan Cuma Beyefendi'yi kaçırdık. Sakın polise gitmeyin. Fidye için sizi arayacağız. Polisi ararsanız Cuma Beyefendi'yi öldürmek zorunda kalırız. Memlekete yazık olur. Ustamı kaçırmışlar la. İsmail, ben Cuma Usta'm. Ben yokken sakın iş yeri telefonundan tezeneyi arama. Fatura çok şişik geliyor sonra. Beya. Ya adamı kaçırmışlar, o hala faturanın derdinde. İnsan canına bir parça saygı duyar. Bu nasıl cimrilik la?
Dostlar! Ustamı kaçırdılar, daldan dala uçurdular. Güzel. İsmail Zoka'yı yuttu. Sıra şimdi kahvedekilerde. Bakalım bakalım onlar ne düşünüyorlar? Ver alayım. Cuma ustamı kaçırmışlar. Sebep? Vallahi bilmiyorum da fide istiyorlar. Oğlum, yaralıcam da, yaralıcam oğlum. Ne istiyorlarmış? Fidye mi? Fidye istiyorlar. Midyedir lan o, midyedir abisinin, midyedir o. Hayatımda bu kadar komik bir şey duymadım ha. Ne gülüyorsunuz ha? Çok mu komik? Komik tabi lan, ata ağızlı. Affedersin ama herkese ata ağızlı diyen aygır suratlı beyefendi. Cuma Usta'nın kaçırılmasının neresi komik lan? Lan bana bak. Konuşan beygir. Soruyorum şimdi sana. O ufak beyninle şöyle bir düşünmeye çalış biraz. Sen mafya olsan ya da adam kaçıracak birisi olsan gidip bu bizim çulsuz bu sefil Cuma'yı mı kaçırırsın? Sen neden kaçırırsın be ya? Tam kaçılacak adam be ya. Adam bilim insanı bir kere. Tam yani mahallede bir tane daha var mı aranızda? En değerli adamı kaçırmışlar. Aa zavallı bak bak kaçırmışlar. Sizin gibi değil o orada böyle papaza sinek kovalamıyor yani. Hop hop bey amca. Yani hariçten güzel gazel okuyorsun da yani boş gazel okuyorsun. Sen nereden tanıyorsun Cuma'yı? Cuma'yı şeyden tanıyorum ben. Benim evimin tesisatını geldi yaptı. Böyle çok güzel, yakışıklı bir adam yani çevik, atletik, ondan sonra kibar. Ne bileyim böyle çok cazibeli bir bilim insanıdır kardeşim. Tabii tabii ama Cuma'da para yok. Yani onun için verilecek fidyeyle o mafya sadece çekirdek alabilir. Ya emmi, emmi Cuma'yı kaçıracaklarına mahallenin camisinde mendil açıp para toplasalar daha fazla para toplarlar ya. Evet haklısın, Cuma'nın parası olmayabilir ama kendisinin beyni var. Beyin çok önemlidir. Şimdi bu adam kaçırmışlar bir zarar gelirse beyni de olur. Beyin göçü gibi bir şey olması gerekmiyor mu? Olur mu? Hiç valla bak siz aranızda para toplayın. Bize bir şey bakmayın. Bilime katkınız olsun sizin. Bu bir bilim ise kurtarın bunu, kurtarın. Hadi bak. Dayıcığım valla ben o karaktersiz için tek bir kuruş bile vermem. Bir karaktersiz ya, bir karaktersiz. Gözlükte karakter maddesinin tam karşısına iki nokta üst üste Cuma fotoğrafı koymuşlar. Bu kadar bak. Sen kime ne diyorsun acaba amamcı? Dellak. Oğlum var ya, biri bize kesin şaka yapıyor ha. Bir düşünür müsünüz gerçekten bu durumu? Şimdi birisi gelmiş, harbiden Cuma'yı kaçırmış. Altıma... Düşünemiyorum. Düşünemezsin, size beyin yok. Düşünemezsin, size beyin yok. Kaçırırsa konuşur, ben veririm. Ona göre ben bunu kalkına vururum. Kim lan bu adam oğlum? Tansiyon mu açtısın bakalım? Şu yeni aldığımız attığımızı da telefona bir takalım. Önce kimi arasam, kimi arasam, kimi arasam? Ya ya yağmur, tarlada çamur, teknede hamur. Ver Allah'ım ver, sel gibi yağmur. İsmail. Evet, İsmail Ercesi be. En zayıf halkadan başlayacağım. Bilinmeyen numara. Erkan kendine yeni hat mı aldı yoksa la he? Eğer öyleyse niye açayım ki sevgilimi elimden alan adamla ne konuşacağım? Ama bir dakika, bir dakika. Açıp küfür edip kapatsam süper olmaz mı la? İsmail aklınla, aklınla bin yaşa la. Erkan ben senin... Erkan değil, Erkan değil. Ben Cuma Usta'yı kaçıran mafya üyesiyim. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Ben de İsmail, Cuma Usta'nın çırağıyım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bizi soracak olursanız çorbamız kaynıyor, maymunumuz oynuyor, ekmeğimizin peşindeyiz. Bir gün bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka gelin bir çayımızı için. Oho! Biz kelle istedik, saf içeri çıktın sen be ya. Lak 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 lak. Bu neymiş? Sus bakalım bir motorun soğusun. Motorun soğusun seni be. Şu anda elimde
efendi için kaçırdığım tam 10 kişi var. Onlardan birinin parasını vermediler. Bak şimdi başına neler gelecek oğlum. Dinle! Ağırım kanıyor her tarafım. Geber! Abicim sizin işiniz de çok zor be. Adamı kaçırıyorsun, o kadar masraf yapıyorsun. Sonra ne oluyor? Elekte patlıyor. Bak kazancın yok o işe. Bir de 6 lira kurşun attın sen, ortalama 10 liradan 60 lira eder. Safi zarar diye sonra diyorlar ki fidyecilik sektörü gelişmiyor. Gelişmez tabii ya, gelişmese de bekleme ya. Ya bu İsmail benim sandığımdan daha da geri zekalı be. Yemin ederim oturdum koltuk ondan daha zeki be. Ay, ay. Alo. Hemen fidyenin parasını getirin. Yoksa Cuma Usta'nı öldürürüm, haberin olsun. Bir dakika, bir dakika. Ben nereden bileceğim? Cuma Usta'm senin elinde değil. Ben ustamın sesini duymak istiyorum. Usta sesini hemen dur. Cuma! Öyle getirin onu buraya, getirin. Alo, İsmail. Ne yapayım be? Ne olur yardım et bana, bunlar beni çok kötü bağladılar. Dövüyorlar be. Ah! Ah vurma! Çabuk yardım edin bana İsmail. Vallahi burada can çekiyorum, işkence görüyorum. Çabuk kurtarın beni be. Usta sen... Hiç merak etme, kurtaracaksın. Alo, duydun mu? 30.000 lira. Keş, nakit, hemen istiyorum. Yok, çok dedin. Benim ustam o kadar etmez. Ne demek etmez? Bana girişi 20.000 lira. 10.000 lira da arada biz kazanmayalım bakalım. Vallahi etmez. Etse bile zaten bende öyle bir para yok yani. Ustam bana hiçbir zaman haftalık vermiyor ki ben de onun fidyesini ödeyeyim ya. Etme bulma dünyası kardeşim. Kalın sağlıcakla. Alo, alo. Hayda. Kapattık telefonu ya. Ah be. Ah, koynumda yılan mı istemişim ben? Yuh İsmail. Ay İsmail. Adam ustanı kaçırdım diyor. Ben ne yapıyorum la, öyle safi salak gibi mal mıyım la ben? İyice saçmaladım be. Malım, kesin malım ben. Son. Ne? Ne oğlum? Çay mı istersen oğlum? Düzgün istersene be. Beyler, beyler. Kaçırmışlar işte dostanı. Bildiğiniz kaçırmışlar. Adamlar fidye için aradılar. Abisinin o zaman bu durum ciddi herhalde. Biz arayalım yani polisi. Allah Allah. Biz işin gırgırındaydık ama bu salaklar gerçekten kaçırdı galiba Cuma'yı. Ya ne gırgırı? Bu adamlar psikopatın önde gideni. Daha önce kaçırdıkları adamın fidyesi ödenmedi diye adamı vurdular, öldürdüler. İnşallah ustana kıymazlar. Sakin ol İsmail. Ağlama lan. Alo. Polis merkezi mi? Efendim bir kaçırılma vakası bildirmek istiyorum. Evet evet, fidye var, fidye var. İşin ucunda fidye var ya. Evet. Balat Çarşı efendim. Komiserim bunlar tamam. Fidye için tekrar aradıklarında kaçıranların yerini tespit edeceğim. Tamam komiserim, tamam. Kolay gelsin memur bey. Ya çocuklar. Duyduklarım doğru demek ha? Cuma'yı mı kaçırdılar? Maalesef bozdur baba. Fidye mafyası kaçırmış. Ulan ben öyle fidye mafyasını var ya beynine... Oğlum sen dururken niye onu kaçırmışlar Cuma'yı? Aşk olsun bozdur baba. Vallahi her fırsatta bozuk para gibi harcıyorum beni. Yakında anlarsınız kıymetimi. Bitine... Yani Cuma dolandırıcıydı falan ama yani severdim ben yani. Çok dokundu bize, çok. Ah ah, keşke Cuma'yı kaçırmayalardı da... gelip dükkanın tesisatının canını okusaydı gene. Kırıp dökseydi her tarafı ya. Ha. Çayların parasını da ödemezdi zaten. Sonradan gargaraya getirir, kaçar. Ah! Ya ne biçim konuşuyorsunuz ya adam ölmüş gibi? Allah Allah, merak etmeyin, bulacağız bir kere bak. Komiserim yanında. Aa, bilinmeyen numara arıyor lan. Kesin onlar komiserim. Ustamı kaçıranlar belki de bilinmeyen numara aramıştı. Ne yapacağız şimdi abisinin? Yani komiserim? Aç, mümkün olduğunca konuştur. Hatta tutmaya çalış, bir telefonun yerini tespit eder. Tamam, hoparlörü aç, hoparlörü, hoparlörü. Alo. Kimsin? Ben Cuma Usta'yı kaçıran, gardar, acımasız, gözünü kan bürümüş mafyayım. Ben acaba sebzelerin efendisi Üzeyir'le mi görüşüyorum? Benim, buyurun. Hemen fidyeyi istiyorum. Tam 30.000 lira. Abisinin ciğeri beş para etmez adam için 30.000 lira çok değil mi sence de? Kim? Nasıl? Kimin ciğeri beş para etmez? Cuma Usta'nın mı? Siz yanlış tanımışsınız onu. Ben kendisini 3 saattir tanıyorum ama hastası oldum vallahi. Sizin ciğeriniz beş para etmez asıl ya. Eğer madem bu kadar seviyordun abisinin, koynunu alıp yataydın.
Yani niye kaçırdın? En çok kim para edecekse onu kaçıracaktım tabii ki. Seni mi kaçıraydım acaba sebep kafalı? Sen 2 kilo mandalina etmezsin ya. Takas kabul ediyor musunuz? İsmail'i verelim, Cuma'yı bırakın. Yok artık. Takas kabul ediyorsunuz mu? Ha? Biz İsmail'i verelim, üstüne de para verelim. Hayatta kabul etmem. Üstüne Üzeyir'i, Miço'yu, o seni, İhsan'ı, Selami'yi, hatta Şevkat'ı bile verseniz kabul etmem. Siz Cuma Usta'yı tanımamışsınız. Hepsiniz toplansınız, onun turnu alamazsınız. Ya kardeşim bak, biz alıcıyız, alıcı duyuyor musun? Alıcıyız. Sen son fiyat ne olur onu bize söyle. Ayakta indirim yapmam. Ama alışsın diye 25 bin olur. İndir bakayım, indir bakayım biraz daha, indir, indir. İrme. İn, in ya, in. 15 daha da inmem ha. Komiserim, yerini bulduk. Abisinin ne diyorsun sen? Ha, ne diyorsun sen? Lan Cuma'ya eskiciye versen bir plastiklerle bir dal mandal alırsın be. Bize lazım lazım değil lan Cuma. Hayrını gör. Hadi abisinin. Alo. Aa, nasıl? Ay! Kapattı be. Of. Of. Cuma Usta'yı gerçekten kimse sevmiyor mu ya? Ha? Mahallede kadrimi kıymetimi bilen hiç kimse yok mu ya? Aa, Cuma. Aa. İşte yüzleş ayak böyle bir şey var. Niye acımasız oldum diye soruyorlar sonra. Ben bir çay demeyeyim be. Tamamdır, adresi tespit ettik. Gidiyoruz çocuklar. Komiserim, izniniz olursa biz de sizinle beraber gelebilir miyiz? Bir şartla. Polisin çalışmalarına engel teşkil edecek hareketlerde bulunmayacaktın. Tabii komiserim. Yani biz sıkıntı vermeyiz. Hadi ustamı alıp döneceğiz. Hadi gidelim. Al, al telefonu. Bir son, dükkan sana emanet. Tamam. Ah, Cuma Usta. Ah, Cuma Usta. Ah. İsmail haklıymış be. Benim halini hiç kimse sevmiyor be. Hiç kimsenin kalbini çıkaran çık yerim yok o yüreğe be. Ne oluyor sen be? Ne yapayım, kendini toparla, niye saldın böyle kendini be? Komiserim, sinyali bu sokaktan tespit ettik. Tamam, anlatıyorum. Vay alçaklar. Ustamı tuttukları ev resmen bizim mali demiş komiser. Bu nasıl bir cesaret ya? Lan herifler burnumuzun dibine kadar girmiş ya kardeş ya. Komiserim, biz Cuma'yı çok severiz. Kalbimizdeki yeri çok büyüktür yani. Evet komiserim. Kılına zarar gelsin istemeyiz. Merak etmeyin. Cuma'nın kılına zarar gelmeden kurtarıcıyız onu. Çık sakin. Mahalleye gideyim, bir kontrol edeyim bakayım neler oluyor, neler bitiyor. Ay, ben büyük haksızlık yaptım be ya. Ben Bozkır Üstadımı aramadım. O kesin fidye parasını verir, kesin verir be ya. Komiserim, beni arıyorlar bu sefer herhalde. Aç defa tut. Sen onları oyalarken bit tepelerine çekeceğim. Alo. Alo. Bozkır Bey, ben Cuma'yı kaçıran mafya babasıyım. Hemen parayı bana ödeyin, hemen. Yoksa Cuma'yı öldürürüz. Bana bak, Cuma yerine İsmail'i öldürün, size 10.000 lira fazla vereyim. Hayda, resmen hedef gösteriliyorum. Olacak iş değil la. Bozkır Üstadım, bakın. Siz ki bağlamanın bam teline vurup duygumuzda böyle bam 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 sedalar estiren bir ozansınız. Lütfen duygunuza hakim olun ve hemen paramı ödeyin. Komiserim, şüpheli şahısı 1. katta tespit ettik. Bir etrafı çevirin. Sen de gel. İkiniz bu tarafa. Ben yanımda kal, sen orada. Siz sakın karışmayın. Kenarda kalın. Sen benimle gel. Ne işiniz var sizde burada? Manyak mısınız? Cuma'yı kaçıran adam bu olmalı. Telefonda konuşuyor. Evet evet. Kahvedeki herif bu. Acaba Cuma'yı nerede tutuyor? İçeride bir odadadır herhalde. Taksit yapıyor musunuz?
Kredi kartını 9 taksit. Ayrıca senet de yapabiliriz. Saçmalamayın. Hemen paramı getirin. Yoksa Cuma Usta ölür. Cuma'nın kafasına sıkacak. Ne diyorsun sen? Aa, ne diyorsun sen? Ya? Dal içeri. Lan dal dal. Kapıya biz kapıya gidelim. Kaçırıyorsun lan sen he? Sakin olun, vurmaya! Vurmaya! Bir dakika, ne diyor, ne diyor? Ne diyor? Vurun dedi, vurun dedi! Vurmaya! Cumaya! Durun, yapmayın, bırakın! Ne yapıyorsun? Ne yaptın lan ustama, öldürdün mü? Durun, ben değilim, ben o değilim, ben o değilim! Sakin olun! Benim be ya, benim be ya! Cuma! Ne yapıyorsunuz be ya siz? Aa, bir şaka yapalım dedik, olaylar nasıl büyümüş? Polisler, polisler yani, ne yaptınız siz be ya? Allah seni kahretmeye. Sağ olasın. Siz nasıl kontrolden çıktınız bir anda be abiciğim? Anamdan indim, sütü burnumdan getirdiniz, yemin ediyorum ya. Durun benim diyorum, hala vuruyorsunuz. Yani İsmail, seni sevmiyorlar deyince acaba gerçekten seviyorlar mı, sevmiyorlar mı diye sizi denemek istedim be ya. Ya sevgili Angut arkadaşım, biz seni niye sevmeyelim? Tabii ki seviyoruz ya. Ya tabii seviyoruz oğlum ya. Yani bütün mahalle kurtarmak için seni seferber olmadık mı Cuma yani? Ay Allah be, hadi! Buraya kılık değiştirip geldim de arkamdan neler söylediğini kendi kulaçıklarımla duydum. Hadi oradan! Evet, o kılık değiştirip gelip burada bir su içtin, parasını ödemeden fıydın gittin. Bu da aklında olsun. Ya o sen de durup dururken ortalık karıştırma lan. Terkop suyu zaten be ya. Ay! Biz zaten baştan bir ihtimal vermedik senin kaçırıldığını ama sonra anlayınca tabii hep birlikte koşturduk. Hadi oradan bırak Allah'ını seversin. Hepinizi tek tek aradım. Hepinizin numarasını aradım, sesini duydum. Bizzat hiçbiriniz kalkıp o parayı toparlaştırıp bana getirmediniz be. Ya abisinin komiser dedi, komiser. Komiser dedi ki, siz dedi onu dedi konuşturun dedi. Ben dedi adresini dedi bulacağım dedi. Ondan abuk subuk konuştuk oğlum. Tabii usta, yoksa sen sevilmeyecek insan mısın ya? Bedenin minyon ama kalbin kocaman. Ben senin özünü biliyorum. Sevgi balonusun sen ya. Harbiden İsmail, harbiden. Gerçekten harbiden seviyor musunuz beni be? Ya bana sorsalar Cuma'nın iyi tarafı nedir anlat diye. Evet. Ya biz seni böyle seviyoruz oğlum ya. Gerçekten mi? Vallahi haklısın ya. Ben sizin temiz kalbinize inanıyorum gerçekten. Teşekkür ederim, sarılın bana. Vallahi sevgi gösteriyorum. Bugünün şerefine hepinize çay ısmarlıyorum ben be. Dur dur. Sen bugün yeterince darbe aldın. Çaylar da benden be. Ya aramızda da 8 kişiyiz, 1 lira, 8 liralık çay içti yani. Yalnız buradayım, duyuyorum sizi canım. Bye! Şimdi ne olacak, ha? Bunlar eski Berlin gibi ikiye bölüyorlar. Doğu Batı bloğu yeniden inşa ediliyor. Bu durumda Fidel Castro kim olacak acaba? Castro kendini. Ne bakıyorsun lan, çakma Viking? Yok Selami, ben sana bakmıyorum. Zavallı bir insanın fotoğrafını çekiyorum. Abisinin, bak önümüz kış. Buraya bir ne bileyim mafsallı tente olur, giyotin cam olur, ondan sonra pergole olur, oluk olur, bir şey olur. Bir şeyler yap, benim canım tatlı kardeşim. Zatürre olursam ondan sonra nane limonu bak, öl senden içerim. Bana tatava yapma sonra. Bana name yapma Özeyir. Seni çok iyi tanıyorum, bana name yapma. Tarafını seçeceksin kardeş. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Anlatabiliyor muyum? Bu alemde delikanlı olacaksın. İçeceksen iç çayını, efendi efendi içmeyeceksen defol git lan dükkanı kapama. Koreli abisinin hayırdır ya sen? Hayırdır ha? Sen ne demek istiyorsun kardeşim? Hangi dükkandan? Önü arkası açık lan bunun. Püfür püfür esiyor be. Sağ solumu belli la bunun. Evet, aynen öyle Selamicim ya. Bak bu soğuk savaş olayı en çok sivil toplumu etkiledi. Yani bizi biz çok mağduruz bu konuda yani ikinizin arasında Selamicim. Hadi lan oradan. Ata ağızlı, mağdurmuş. Asıl mağdur benim lan. Şu halime bak. Kabak gibi kaldım sokağın ortasında. Rüzgar. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Kol kanat gerceğinize bir de çıkmışsınız, laga luga yapıyorsunuz. Koreli yapmaz lan sizin yaptığınızı. Gerçekten şiştim, gerçekten. Ya ne demiş eskiler? Ha? Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahve bahane. Of. Sen de burada gönül koyarsan, sen gönül koyarsan nerede muhabbet edeceğiz? Tabii tabii tabii. Kesinlikle katılıyorum evet yani. O zaman ben burada kendi sermayemden içeceğimi giderim. O senin sermayesinden içerim daha iyi be ya. Ne demiş Napolyon? Mala geleceğine gazı mala gelsin. Öyle mi ya? Git lan buradan. Ağzını burnunu kırarım Cuma. Git lan buradan. Git düşman toprağına geç. Yürü. Ne oluyor ya, Allah Allah. Siz burada rahat rahat oturun diye ben orada oyalıyorum, onu rahatlatıyorum ama size de hiç yaranılmıyor be ya. Siz nasıl insanlarsınız acaba? Aman sen sallama oğlum, boş ver. Sen bir çay daha versene bana. Görüyorsun değil mi? Olsana birader. Bir tek ben geldim şu an dükkanına.
Diğerleri hepsi Selami'nin adamı. Senin ocağına incir ağacı dikerler. Bunlar bir haftada topu atar bu dükkan, söyleyeyim sana ha. Karagün'ün dostunu bil bak. Ya yap bakalım. Karagün'ün dostuna böyle demli bir çay çek. Al bakalım. Hainler. Lan biz arkadaş değil miyiz? Biz esnaf değil miyiz ya? Ben kalkayım geleyim Norveç fiyortlarından buraya yatırım yapayım. Onlar gitsinler Kore çakması seyyara yazılsınlar. Sen öyle şey yapma veya enerjini boşuna düşürme. İşine dört elle sarılacaksın. Onu böyle yükselteceksin böyle kendi ellerinle. Sen o güzel pamucak ellerinle bana bir demli çay yap bakalım. Bir çay şöyle konuşalım. Al bakalım. Al şöyle. Sinirlendim vallahi ben de. Hayırdır, kan şekeri mi düştü nedir? Beş şekerli olsun o çay, ne olur lütfen. Vallahi. Şunları da alırım. Beş tane de oradan. Oh, bunları pudra şekeri yapıp bakkala satarım. Ben niye böyle oldum parasızlıktan iyiden be ya? Of, doktora mı gözüksem ne yapsam? Beş şekerli dedim. Agacığım bak hiç işinle ilgilenmiyorsun. Kalmamış mı boş? Ay pudracık şekercikler döküldü. İhsan doldu şunu onu. Vay arkadaş ne oluyor? Anlamadım ki ben böyle be ya. Korner çizgisinde kalmış gibiyim yani. Çılgın karambolde kim kime ne yaptık? Sarı kart, kırmızı kart, hak eden var mı? Ne oluyor? Neler oluyor ya? Selami, yap bakalım bana demli bir çay. Cuma. Hı. Oğlum git şuradan bak, benim asabımı bozma. Git yan tarafta iç çayını. O çakma Viking sana çay yanında yulaf da verir, yersin. Vermedi be. Karbonat mı koyuyordur nedir çayları? Vallahi midem eşkidi. Sen daha güzel yapıyorsun çayı. Çayı tatlandıran muhabbettir Cuma. Miden ekşidiyse sebebini kendinde ara. Ah! Karbonat ağızla. Oğlum ben sizin için yapıyorum be ya. Allah Allah. Siz burada rahat oturun diye ben bütün onurumu, haysiyetimi yerler altına alıyorum. Gidiyorum. O senle orada şey bir ajan gibi. Bütün kimliğimden, kişiliğimden sıyrılıyorum. Ajan gibi şey yapıyorum sizin için ama hiç. Ajan, ajan. Ben de zaten buradan böyle bakınca karşımda James Bond'u görüyorum. ne yapıyor oğlum bunlar? Niye kavga ettiler? Ayrıldılar mı acaba? Vallahi Cuma buradan bakınca öyle gibi görünüyor ama bu büyük kapışmanın üstünde bunlar ayrılmazsa bunları emperyalist güçler bile ayıramaz. Oy. Yani hani biz şimdi Doğu Batı bloğu olarak ikiye ayrıldık ya. Hani ortalık yumuşasın diye söyledim yani espri mahiyetinde. Kazım, canım kardeşim. Kurban olayım bırak komikliği komedyenler yapsın ya. Ne olursun bak. Oğlum Esin'den Şefkat birbirine girmiş sen burada makara yapıyorsun ya. Ya abisinin ya. Ya biz boşuna mı şimdi düğün bastık ya? Ha? Bak şuraya yazıyorum yani ben bunu. Ben bunun böyle olacağını söyledim yani ha. Söyledim. Herif hala evlilik teklif etmedi abi kıza. Kız haklı yani sonuçta ya. Manavın penceresinden öyle görünebilir. Ancak kainatın penceresinde manzara farklıdır Zeyir. Aşk ile nefret zıt. Ve kainatta her şey zıttıyla daimdir. Vallahi bravo. Ne, yani demem o ki... Ne diyeceğimi unutturdunuz ha. Onların kavgası aşktandır. Ha, aşktandır. Kırtlağa kırtlağa mahallede birbirlerine girdiler. Ne aşkından bahsediyorsan veya? Ayrıca sen ne anlarsın aşktan meşkten affedersin Niko. Cuma lütfen bak o toplara girmeyelim. Onlar çok derin mevzular acı. Aşk insanı yakar Cuma. Önce yok eder. Daha sonra... Tekrar var olursun. Sizin aşktan anladığınız nedir? Sadece gözün gördüğü. Ancak aşk göz körken ve dillerken başlar. Haftaya bunu da izin vereceğiz. Adamsın lan. Tebrikler. Ver bakalım. Hey gidi günler hey be ya. Nereden nereye geldi bizim iş? Baksana bir yanda bu, bir yanda bu. İkisini bir birleştirsem yemin ederim zenginim. Çaylar bitince bardakları kapının önüne koyarsanız... ...yanına da parayı bırakırsanız çok minnettar olurum. İşimi kolaylaştırın. Oho, Selami'nin geni. Küçük küçük atarlar hissediyorum böyle güp 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 geliyor. Gel bakalım gel. Gel sen gel. Gençen varsa göreceğin de varsa. Geldi tavşan kanıçayın. Hop, buf. Yavaş. Neredesin sen bakalım? Ha? Kaç saat oldu ben bu çayları söyleyelim. Sen oradan böyle fıs diye geleceğine oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya çayı soğuttun ya. Neredesin sen bakalım? Daha söyleyeli 10 dakika bile olmadı Cuma. Ne diyorsun? Hem zaten jet hızıyla geldim. Ne jeti be? Süpermen'i çağıralım istersen sana. Süpermen dur bakalım orada. Senin gezegende başka kurallar var, burada başka kurallar. Kuralları açıklıyorum. 1- Müşteri her zaman haklıdır. 2- Müşteri veli nimetindir. 3- İzcilik çok önemlidir. Ver bakalım çayımı oradan. Para peşin, kırmızı meşin. Cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun sen be ya? Gülen bari be ya. Şu kıdancık boyunla. Bak hiç ben Selami'ye para vermiyorum. Sana mı vereceğim acaba? Sen bunun. Kimin? Bu varlığın. Hangi varlığın? Adı çocuk olan varlığın. Hem de ekmek parası peşinde olanın.
Hakkını mı yiyeceksin? Olur mu bir şey ya? Sen şimdi o kafadan girdin tabii, benim de duygusal yanlarım var. Olur mu, çocuk çok önemli. Çocuk dediğin zaman akan sular durur, haklısın. O konuda haklısın, sen de ekmeğin peşindesin yani, al bakalım. Sabahki çay? Sabahki çay, ben sabahki çayı vermemiş miyim o zaman? Onu da ver, tatlım edeyim. Gidi eski o 23 insanlar nerede? Bu sene de kutlarız değil mi? Böyle bir fener alayı yapalım mı? Tamam, tamam. Boş yapma, al çayını hadi. Ben sana kovpa yaptım, sen beni boşa attın mı ya? Bravo. Vallahi kutluyorum. Bir anda öyle kaldım. Al bakalım. Bu da bahşişin olsun. Tamam, sağ ol. Çocuk çok duygusal geldi ama duygusal gelince de ben... Ne oldu be? Şimdi durdururken ben bir çaya 3 lira para verdim ama... Ulan ben de uyanık geçiniyorum. Ayaküstü sürekli beni horozluyorlar be arkadaşım ya. Of! Of! Biliyor musun? Çok uzun zamandır ilk defa bu kadar kalabalık bir yılbaşı kutlayacağım. Ben de. Acaba herkesin katılabileceği bir çekiliş mi düzenlesek? Ay harika fikir. Böyle kağıda isimler yazarız, sonra dolaşır herkese çektiririz. Dur ben kağıt getireyim. Tamam. Ay şuralarda bir yerde kase gibi bir şey vardı. Hah, oraya bak bakayım. Kağıt da buradaydı galiba. Dur bakıyorum hemen. Pek bir neşelisin. Neşeliyim tabii. Yani yıllardır içime dert olan mevzu çözülüyor bugün. Yumurtacı amca geliyor. Ya bugün gelecekti değil mi o? He. Vallahi senin için çok seviniyorum Şevkat. İnşallah ben de bir an önce belgini bulurum da şu yükü atarım artık omzumla. Bulacağız. Onu da bulacağız. Dur. Beklesene, benim amokatçıyı alayım gelip. Tamam. Ya diyor ki acaba amokatçıyı da papyon mu taksak ya? O nereden çıktı ya? Hani şimdi sonuçta bunun için de özel bir gün yani. Yani yumurtacı amca olmasaydı amokatçı da benim hayatımda olmayacaktı. İyi tamam, galeride kurdele falan bir şeyler var, bağlarız istiyorsan. Ama siyah beyaz olacak ha. Yani başka renk beni bozar biliyorum. Tamam. Ha kırmızı da olabilir ama. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Al değil. Çayların parası. O ne lan? Oğlum ben çayı geçtim, kırılan bardakları da geçtim. Sen bir haftada dükkanın yıllık cirosunu çıkaracaksın lan. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle olmaz be ya. Çocuk diye gider de yapamıyorum kendisine ama ben 2 gündür kazandığım bütün payını çaya yatırıyorum. Böyle olmaz ama yani. Emrecan, hazır diyorum. Elin değmişken diyorum. Acaba diyorum, geçmiş çay paralarını da mı toplasan diyorum. Olur, toplayayım. Olur mu öyle şey be ya? Ben geçici olarak şimdi içtiğim çayların parasını öderim de geçmişi artık onu ben ödeyemem yani. Onun üstüne bir sünger çekin. Dündür, bugündür öğreneceğim bunları hep sen. Doğal olarak bu işi en çok sana koydu Cuma Aslı. Sırıtışa bak. Allah Allah. Selamünaleyküm. Sanki tek benim borcum var bunlara. Çevirsene abisi. Vereyim. Ver oğlum onları bana. Ne haber Şevkat abi? İyidir pehlivan. Senden ne haber? İyi benden olsun. Ne var? Şevo, bebişim bu Bozkır abiyle konuşup da yılbaşı için bir şeyler yapalım diyor. Ne diyorsun? Ha biliyorum. Beraber organize edeceğiz. Aa biz de konuştuk gerçi. Şey dedi bize. Konuştuk işte içecek şekli biz dedik. Ağırlarız. Olsan söyledi. Tabii içecekler sizdeyse o zaman ben de sanatçı organizasyonunu yaparım. O iş ben de hiç merak etmeyin. Yemin ederim dansöz bile getiririm istiyorsanız. 4 memeli. İkisi takma be ya, gerçek değil. Atıp tıkma lan dükkanın içinde. Ata ağzı seni. Oğlum sen gazinocular kralı mısın, ustalar kralı mısın, pavyoncular kralı mısın? Dansöz bulacakmış. Yemin ederim hiç saygınız yok. Çok ucuza yarı fiyatına adam getireceğim diyorum size. İnanmıyorsunuz be ya. Şöyle bir fikrim var benim aslında. Şimdi bu ünlülere benzeyenler var ya, onlardan 1/10 fiyatına bir tane alalım diyorum. Playboy'i de dayarız. Kimse bir şey anlamaz, olur. Biter gider be. Bana bak Cuma. Dalavere olmayacak oğlum. Biz gider adam gibi eğleniriz. Şimdi yeni yıla nasıl girersen öyle devam edermiş. Bütün yıl seninle uğraşmayak şimdi. Tabii benimle uğraşmayın siz. İsmail size türkü çalar. Siz de öyle eğlenirsiniz. Aman ne güzel yılbaşı, aman ne güzel yılbaşı ha. Ne sanata saygınız var, ne ayarlayana ha. Valla. Ayarlama kardeş sen bir şey. Elini kolunu bir sokma mevzuya. Tamam yeter. İçtiğin çayın parasını ver lan. Ben onu iç. Tadı güzel değil zaten, benim işim var. Benim gitmem lazım. Müsaade et bakalım Niko. Yok burada git. Var da ben geçmiyorum. Allah Allah. Kahve mi diyorsun? Çok zor olmuş orası çünkü. Benim de dükkana gitmem lazım. Bugün ağır misafir geliyor. Bana bak, senden ne zaman çay istesem bana hemen jet hızıyla yengral çayını getireceksin, tamam?
bebişim. Bizdeki bütün çaylar kral hayatım. Sağ olalı bizde o iş. Çayın kralı bizde zaten. Cuma nerede İsmail ya? Ağaç oldum lan burada. Kafasını dağıtmaya gitti Bozdur baba. Birazdan gelir. Bir icat üzerinde mi çalışıyormuş neymiş? Oo, selamun aleyküm. Yüzünüzü gören cennetlik. Vallahi biz de sizden bahsediyorduk. Ne yapıyorsunuz? Yılbaşı hazırlıkları yapıyormuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi aramızda eğlenelim dedik ya. Abartılacak bir şey yok yani. Tabii canım, abartılacak bir şey yok. Kendi aranızda öyle eğlenelim derseniz benden yardım istemezsiniz. Kuru kuru geçer yılbaşınız, haberiniz olsun. Herkes bir ucundan tutacak işte. Onun için buradayız zaten. Tamam, çok güzel. O zaman ben sanatçı tayfası ile ilgilenirim. Sen hiç merak etme, o iş bende. Yok yok, ışıklar sende. Hallederiz Bozgur baba. Vay be, siz beni hiç gale almıyorsunuz be ya. Vallahi, vallahi işinize gelince Cuma Usta gel buraya ampul tak, Cuma Usta gel buraya sıva yap. Benim vaktim çok kıymetli, çok mühim bir iş üstündeyim. Bozgur baba, ben diyorum ki ışıklandırmayı böyle rengarenk yapalım Bozgur baba. Tabii tabii, bir de disko topu as istersen böyle dönerli yaldır yaldır, ışıklansın her taraf. Acaba sermayeyi nereden bulacaksın İsmail'a? Vallahi benim hiç param yok, söyleyeyim yani. Ben bütün paramı bu yeni icadıma yatırdım. Bu ne Cuma? Tezgel. Ustam işin fantezi boyutuna açıldı. İhracat yapacak galiba. Sana buradan girişine böyle bir tane çakarım alttan, öyle alt kenar lak 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 diye dışarı çıkar ha. Haberin olsun. Efendim bu yeni icadımdır benim. Kendisinin üstüne epeydir çalışıyorum. Tezgel. Tesla ile mucizesini bir kelepçede birleştirdim. Kendisine elektronik aksam yaptım böyle. Acayip, yemin ederim o kadar sağlam oldu ki hiç kimse ve hiçbir alet açamaz. Yavcım hala boş işlere koşuyorsun. Sana mı kaldı lan kelepçe yapmak? Ne demek bana mı kaldı be ya? Ben yapmasam, o yapmasa, bu yapmasa nasıl çıkacak bu bilim insanları ortaya? Ha? İsterseniz deneyelim, ne dersiniz? İsmail götür bakalım bir lanet. Getir, getir, getir. Deneyelim, gel gel. Çok güzel. Çok güzel yaptın bak. Harika oldu. Gel bir de bir saniye Bozkır Bey. Şimdi böyle ikili kelepçe olduğu zaman çok güzel oldu yemin ederim. Deneyin bakalım açabiliyor musun? Dene dene. Çekiştirmeden. Aç şunu Cuma. Usta bu benim bileğime küçük geldi. Sıkıyor baya. Sıkmaz sıkmaz. Deneyin bakalım bakalım. Kendi ellerinizle bir deneyin, açabilecek misiniz? Testereyle yap bakalım. Dikkat et, elini kesme yalnız. Ha Mustafa bak, bu açılmıyor da kesilmiyor da sen bir kelepçe devisin. Ama bak gangren olacak elim, çok sıktı. Ne olur çık aşkına. Tamam ya, açacağım tabii açtı. Ben o anahtarını ne yaptıydım ben acaba ya? Ne demek lan anahtarı ne yaptım? Dur bakalım, dur geliyorum ben şimdi. Bulamıyorum onu artık. Siz böyle birkaç saat böyle idare edin be. Bulunca açarım ben. Öldün lan sen. Hayır, hayır. Sizin adınızı bilim dünyasına altın harflerle yazdıracağım. Haberiniz yok, hala beni öldürme peşindesiniz. Ulan başlatma bilim dünyasına. Bozdur baba, yavaş. Bileğimi söktü. Cuma kalma ya. Nerede kaldın be Cuma? Nerede kalacağım vallahi, bizim bu Urda'yı anca getirdim ya. Koşarak gelsen daha çabuk gelirdim. Sen niye bekliyorsun ki burada? Ben çıkar yukarıda anteni takardım. Sen benim çorbamı hazırla, hadi bakalım. Etli yap yalnız bu sefer. Vallahi bak, bu proteine ihtiyacım var, zımbırdıyor her tarafıma ya. Şimdi benim bir eltime gidip gelmem lazım. Gidip geleyim, gelince yaparım çorbayı. Tamam tamam, oldu. Ben hallederim. Hiç merak etme, antene ek bir şey takacağım. Dünyadaki bütün kanalları izleyeceksin. Hatta Uranüs'te ve Neptün'de yayın varsa onları bile mi izlersin ya? Uzaylılarda evlilik programı var mı? Varsa kesinlikle izlerim. Merak ediyorum bu uzaylılar nasıl evleniyor diye. Vay vay vay, sizin iyice kayış kopmuş be ya. Hadi sen eltine git bakalım, sonra dönüşte de benim çorbamı yaparsın. Hadi bakalım. Çatıya çıkarken dikkatli ol ama. Çorbanı yapayım derken helvanı kavurmayayım senin. Hadi çok kolay gelsin. Çok. Vallahi stand up gösterisine başla sen. Hiç oyalama buralarda. Hepsi kayışı koparmış bunlarımı ya. Böyle çeker herhalde buradan ama ya. Artık buradan da çekmiyorsa öbür taraftan çeker diye düşünüyorum bakalım. Böyle iyi. Ne işin var senin oradan? Niye çıktın çatıya? Yok bir şey annem be ya, tamir. Ne? Tamir, tamir. Pamir mi? Hangi pamir? Pamir demiyorum, tamir. Pamir nereden çıktı şimdi, durur sağır duymaz uydurulmuş. Necip Hanım'ın oğlu Pamir mi? O kız kaçırmıştı, ben duydum. Ne oldu? Barıştın mı kızın babasıyla? Tam çıldıracağım şimdi. Olaylar, olaylar. Pamir nereden çıktı? Ablacığım tamir diyorum ben sana. Sen bana pamir diyorsun be ya. Oho! Vallahi sen benim bugün imtihanım mısın? Nesin? Anlamadım ki acaba.
Aa, intihar mı? İntihar demedim, imtihan diyorum, imtihan. Aa, komşular yetişin. Adam çatıya çıkmış, intihar ediyor. Yetişin. Ablacığım, annem, ne yapıyorsun sen? Ay, dağılın. İntihar falan yok. Dağılın, gidin bakalım. Hadi bir şey yok öyle ya. Ne toplaştınız bakalım. İn aşağı kardeş, hayat çok güzel. Aa, hayat sana güzel. Bana hiç öyle güzel falan değil. Yemin ederim gırtlağa kadar borçtayım. Hayat sana güzel tabii. Yürü git hadi Allah'ın seversen ya. Borcu neyse öderiz kardeş. Sakın atlama. Abi mi lan? Öder misiniz borcumuz? Bak benim çok borcum var, haberiniz olsun ha. Öderiz hadi. Hadi aşağı. Öderiz. Tamam. Aşağı. Harbiden mi öder misiniz? Öderiz. Bak ödemezseniz yemin ederim böyle atarım kendime. Ne oluyor ya? Lan. Cuma usta bu. Vallahi intihar ediyor. Lan! Hey! Niko! Selam! Ben burada ösemez. İnanamayacaksınız. İhsan bir bardak su ver, dilim damağım kurudu. Ne oldu? Cuma usta! Cuma usta intihar ediyor! Gülüyorum. Yanlışım var la, o intihar etmiyordur ya. Olur mu ya? Gözlerimle gördüm. Binanın çatısına çıkmış, aşağıdan insanlar atlama Cuma, atlama diye bağırıyorlardı. Belki de çoktan aşağı atlamıştır bile ya. Allah Allah. Oğlum senin aklın mantığın alıyor mu? Benimki almıyor yani. Hiç almadı. Beyler, beyler bir dakika, bir dakika. Cuma bana şeyden bahsetti. Böyle hayattan sıkıldım, borç gırtlakta, bak kıyacağım canıma falan filan bir şeyler dedi gitti. Ulan bu delilik yapmasın bir. Vallahi kendi bilir, benim muhtarlıkta işim var. Ben bir bozkır abiye doğru akayım, yale yale bakayım, ona bir şey yapayım ben o mevzuyu. Vallahi benim de birkaç meştemal var, asayım onları bari de. Ben mi kurtaracağım Cuma'yı? E hadi gidelim o zaman ya, nerede bu? Of! Hadi kalk, hadi, 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 yürü, yürü, yürü. Yazık ya, canına kıyacak adam. Dayı aradınız mı? Dakikat! Hani borcumu kim ödeyecekti? Vallahi aranızdan biri öyle demişti. Bir adım öne çıksın bakalım. Sen misin o baba yiğit? Aslanım benim, öde bakalım borcumu. Hadi. Puh, Allah cezanızı versin. İnsanlık ölmüş yemin ederim. Ben niye yaşıyorum o zaman? Atacağım kendimi aşağı be ya. Hani verdiğiniz sözler? Hani vaatleriniz nerede? Yemin ederim bizimkiler geliyor. Oy, olaylar büyüdükçe büyüyecek. Tamam. Tamam lan, Cuma sen. Cuma! Ne yapıyorsun lan orada? İn lan aşağı. Cuma, in aşağı oğlum ya. İnsene lan. Oğlum delirdin mi sen? İnsen aşağıya lan. Cuma usta in aşağıya. Hayatta inmem, yemin ederim. Hiçbirinizin yüzüne bakacak halim yok. İntihar edeceğim. Oğlum daha önce nasıl baktıysan gün öyle bakarsın ya, bırak. Zaten bütün mahalleye borcu var lan, ne olacak? İn aşağı lan. Bozkır abi ne yapıyorsun ya? Biz herifi indirmeye çalışıyoruz. Sen atlasın diye ikna ediyorsun ya. Daldım mı lan? Vallahi doğrusunuz. Tamam lan. Cuma usta, bak Tolstoy'un bir lafı var. Şikayet ettiğin hayat bir başkasının hayali olabilir der. Ya o sen yürü git Allah'ını seversen. Niko'nun boşluğunu mu doldurmaya çalışıyorsun özlü sözlerle be ya? Benim hayatım kimin hayali olabilir? Vallahi atacağım kendimi. Sana en az 100 tane çay borcum var be ya. Bir saniye bakayım, kontrol edeyim ben bir. Şimdi Cuma ustacığım tam olarak bana 328 çay, 42 oralet, 15 kahve borcum var. Ne? Şişirmişsin hesabı orada be ya. Görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim bu adamın yüzüne bakacak halim yok. Atacağım kendimi aşağı. Oğlum bir tek ben mi vazgeçirmeye çalışıyorum adamı? Siz hasta mısınız ya? Ne yapıyorsunuz ya? İn aşağıya. Silecek mi olcum bakalım? Tamam lan. O sen borcunu siliyorsun Cuma. Tamam bak bitti. Yok borcu borcu yok. Tamam, sildi sildi. Evet, adamın dibisin lan. Bravo. Bak. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ben ne iyi bir adammışım da haberim yokmuş ya. Bir çırpıda bütün borçlarını sildim ha. Aslanım Cuma, böyle böyle yavaş yavaş sildireceğim borcunu işte. Atıyorum kendimi bak! Yemin ederim atarım ha! Lan oğlum! Lan oğlum! Ne yapıyorsun lan? Kesin öyle mi olmuş? Aynen. Fosilin tabakları koyunca masaya kıskanmışlar. Yürüdüm plastik tabaklarda yiyordunuz. Ne oldu demiş. Ha, iyi demiş. Ama i̇yi demiş tabii. Ne? Aa! Ne oluyor orada be? Bir kalabalık toplanmış. Vay! İtfaiye gelmiş. Kesin psikopatın biri dama falan çıktı. Ya doğru konuş lan mahalleli hakkında. Ondan sonra dişlerini avucundan toplarsın. Ya ya bir susun konuşmayın da bakalım şuna ya. Yürü yürü burada yürü. Cuma, oğlum o sen bütün borçlarını sildi artık, insen aşağıya. Allah o mangal yürekli vikingden razı olsun da sadece ona olan borcum yok ki. Hüseyin'e olan borcum var, Kasım'a olan borcum var, Selami'ye olan borcum var. Çok borçluyum, atacağım kendime. Lan Cuma,
Dur tamam bak ben burada Kazım'la Selami yok ama ben onlara kefilim. Borçları siliyoruz. Bak kimseye borcun yok. Mahalleye yeni taşınmış gibi böyle tertemiz bir bakma geçsin yani. İn aşağı lan. Güzel, harika. Ama o yetmez. Benim o kadar çok borcum var ki mahallenin dışına da borcum var. Atacağım kendimi. Oho, bugün bununla işimiz var ha. Eyvah, Bozkır Baba da buradaymış Cezengem. Bence sen onun yanına git, benim yörüngemden çık şimdi bu kadar insanın arasında laf demesin bana. Tamam. Baba! Merhaba babacığım, ne oluyor burada baba? Ne olsun kızım, damla bir deli var, bu salakla uğraşıyoruz ya. Usta senin ne işin var çatıda? Çatı benim işim ya, in aşağı! İsmail, sen de mi geldin oğlum? Vallahi kusura bakma, sana da 26 haftalık borcum var. Yüzüne bakacak değilim, vallahi atlayama! Ya usta ben sildim borcumu, borcu. İstemiyorum senin de para pul, hadi in aşağı! İnmeyeceğim. Ay. Ya. İsmail bir şeyler yap ne olursun. Bu güzel günün Cuma'nı mahvetmesine izin verme lütfen bir şeyler yap. İyi de ben ne yapabilirim teyzenim? Eğer Erkan olsaydı bir şeyler yapardı, çözerdi bu işi. Erkan mı? Erkan çözerse ben haydi haydi çözerim la. Şekerim! Şevkat'e de birikmiş yumurta borcum var. Onu da biri üstlensin Allah'ını severseniz yoksa atarım kendimi bak aşağı. Lan tamam onu da ben üstleneceğim. Gel öderiz gel ya. İnler aşağıya. Cuma kardeşim bak bu hayat bize verilmiş bir film rulosudur. Bunun her karesini doldurarak yaşayalım. Lütfen filmi koparmayalım, inelim aşağıya canım. Olur mu canım? Hadi canım. Ya Oğuz sen Allah'ını seversen sus. Niko gibi atasözlerine başladın. Aa çakma Niko senin Niko'nun. Gerçeğini tahammül edemiyorum. Çaktasını hiç tahammül edemem. Yürü git buradan be. Yakaladın. Ne yapıyorsun sen? İsmail ne yapıyorsun? Allah'ını seversen bırak bakalım beni. Bırakmam. Gel bu tarafa gel. İsmail bak numaradan yapıyorum. Allah'ını seversen hiçbir şey yok ya. Numaradan yapıyorum. Borcum silsinler diye. Hiç nefesini boşuna tüketme. Bırakmam. İsmail bak 4 tane daha borcum kaldı. Ödeyim bitsin. Allah'ını seversen bırak. Kandırıyorum beni. Değil mi? Sen bırakınca kendini aşağı atacaksın. Değil mi usta? Kandırayım ya. Atarım kendimi aşağı. Yemin ederim yürü git. Allah'a çakırım tutar. Yürü git. Seni kurtarmaya gelen de kabahat da. At da atlamazsan adam değilsin ha. Sevimsiz cincin. Yürü lan. Yürü yemin ederim çakacağım. Yemin ediyorum atlarım var. Yemin ediyorum bir daha kimse gelmesin buraya. Atarım kendimi aşağı. Yemin ederim takacağım artık. Ya oğlum bak borçlar ödendi işte. İnsan aşağıya dükkanı bırakıp geldim lan beni sinirledin be. Tamam o zaman sevdiğim kızı getirin yoksa atarım kendimi aşağı. Sevdiği kız mı varmış bir de bunun be? Ulan senin sevdiğin kız yok ki. Lan bunu kim ne yapsın ya? Tabii var be ya. Sevdiğim kız yok ama. Yani kız arkadaşım olmadığı için bunalıma girdim zaten. O yüzden atacağım kendimi aşağı. Bana sevebileceğim bir kız bulun. Beni taşıyabilecek bir kadına ihtiyacım var. Yok artık. Bu bizi ne yaptığımızı sanıyor lan bu. Oğlum bak seni ben çok pis döverim. Yeminle var ya oraya getirme beni. Ağzını burnunu kırarım lan. Tamam lan tamam. Sakin ol sakin. Çok kötü depresyondayım. Sevenim yok, sevdiğim yok. Vallahi atarım kendimi aşağı. Atacağım galiba. Ya arkadaşlar hayrına şuna bir... Kız bulalım, evlendirelim Allah aşkına ya. Evladım senin gibi hayırlı bir kısmet bekleyen kız var burada. İstiyorum baş göz edelim sizi. Bakayım, kaldır bakalım kafanı. Bu ne be ya, muşmulaya dönmüş. Onu istemem ben. Kim Kardashian'a benzeyen bir kız bulun. Yoksa atarım kendimi aşağı. Olay koptu ya, evlendirme programına döndü mevzu ya. Sen bu mahallede normal bir şey gördün mü lan? Hala bulamadınız mı lan kim Kardashian'a benzeyen? Tamam onu bulamıyorsanız Shakira'ya benzeyen olsun. Hadi bakalım. Oğlum sen bizi ne zannediyorsun ya? Ne zannediyorsun? İnsen aşağı. Ağzını burnunu kıracağım senin. Tamam lan. İn aşağı. Sana Shakira'ya benzer birini bulacağım ben. Söz. Söz mü lan? Söz dedim lan. Bak herkes şahit. Vallahi de billahi de bulacağım. Bana da şahitler. İniyorum bak. Gel lan gel. Borç ağaç da bitti. Hepsi temiz. Böyle bir ufak geliyorum haberiniz olsun. Oh. Bu işi de böyle bağladın ya. Bravo sana. Bakın arkadaşlar. İniyorum. Sözünüz söz değil mi? Bir yamuk olmasın yemin ederim. Hadi bakalım. Hayırdır Bozkır Bey? Ne yapıyorsunuz burada? Ne hayırı komşu? İnsan çatısını açık bırakır mı ya? Ah be abla gözünü seveyim be. Çatı boş bırakılır mı hiç ya? Cuma intihar etmeye çıkmış. Biz zor indirdik ya. Aa ne intiharı? Ben onu çatıyı anteni tamir etsin diye çağırmıştım. Ne? Ne? Evet. Anteni tamir etsin diye mi? Vay arkadaş ya. Ulan Cuma'ya bak yine kandırdı bizi. Yine kandırdı ya. Oh be yemin ederim borçlardan kurtulunca tüy gibi afitledim ha. Yalnız kız istemeye giderken çikolatayla çiçeğin parasını siz verirsiniz. Vallahi bir kuruş param yok haberiniz olsun ha. Abisini ben sana vereceğim çikolata. Gel sen gel. Gel gel. Ne oldu? Gel ben sana vereceğim çikolata. Tutun lan. Lan tutun lan. Gel gel. Ay yakalayın. Ne yapıyorsunuz lan burada?
Duvarın hali ne ya? Şey yok. Senin... Ha onun kapağı bir inme yaptı. Onu biz bir ayarlayacağız. Ben onu halledeceğim. Masraf var ben de yani. Ne olduğuna gelince de... Esin anlatsın sana ne olmuş. Anlat. Anlatayım. Bozkır abi. Şey. Duvar. Duvarı Erkan'dan kurtardı ama Erkan'ı bacağı borusundan kurtaramadı. Bak ne saçmalıyorsun be manyak. Şimdi abi çok basit bir operasyon. Açma ağzını burnunu kırarım. Bana bak lan. Beni utakmazsan var ya burnundaki tasmaya senin zincirli bağları bütün mahalleyi sana getiririm. Tamam anlaştık. Cuma'ya söyleriz. Cuma 2 dakikada buraya ameliyat eder. Cuma olmaz. Cuma olur mu Cuma? Niye olmaz? Çünkü şimdi o bir sakarlık yapar, bir sakatlık çıkar kesin. Tabii tabii. Cuma olacak iş değil. Olmaz. Cuma olmaz. Neden derseniz Cuma sonuçta tesisatçı yani. Çok da anlamaz bu işlerden. Yani bu biraz ince iş. Sanat sepetten anlayan birinin yapması lazım. Aa buldum Esin. Mesela Esin hem sanatçı hem ressam hem heykeltıraş. Bence Esin bu iş senin ellerinden öper. Evet. Ne demiş Michelangelo? Heykel zaten taşın içindeydi. Ben sadece fazlalıkları aldım. Esin halleder. Lan başlat da şimdi sanat tartışmanla ya. Erkan nerede oğlum? Düğün olacak lan. Erkan. Tamam abi. Ha Erkan neredesin oğlum ya? Bozkır abi düğün tamam bu ben de Erkan'ı da Esin halledecek inşallah. Erkan iyi misin oğlum? İyiyim babacığım sağlığınıza duacıyım. Oğlum nefes alabiliyor musun? İyi alıyorum yani paşa bayağı iyi çekey. Hadi düğüne devam edelim Bozkır Bey buyurun. Damadı da Esin ve Şefkat halleder. Buyurun buyurun. La İsmail hani kedilerle köpekleri böyle ameliyat ettikten sonra yalanmasınlar diye kafalarına huni takarlar ya. Onlara benzemişsin. Esin bir şey diyeceğim lan. Sen bacayla falan uğraşma. Bunun bu tasması var ya çok yakıştı. Buna böyle iki bir şey yap resim gibi böyle çiz bunu. Bundan geçsin. Aslı ya en azından eğlencemiz oluyor değil mi? Her şey çok yolunda. Süleyman. Günaydın Bozkır babacığım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Günaydın evladım. Gel otur gel. Nasıl oldun iyi misin? İyiyiz babacığım. Tezene de iyi çok şükür. Günaydın Erkancığım. Çocuğum kalktınız mı? İyi uyuyabildiniz mi? Kalktık anacığım. Çok da iyi uyuduk şükür. Ha şimdi var ya tezene lampara abi resmen mutluluğa yelken açtık. Aa mutluluğa yelken açtık derken yani balayına mı çıkıyorsunuz? Yoksa yeni evinize taşınmaya karar mı verdiniz? Ya hanım bir dur ya çocuk bir kendine gelsin Allah aşkına bir nefes alsın. Akşam boğulup gidiyordu az kalsın ya. Anne. Biz uyurken mutfakta bomba falan mı patladı acaba? Mutfak tezgahın üstündeki o tabaklar ne öyle? Ay evliliğimin ilk sabahında böyle bir manzarayla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim gerçekten. Bana da günaydın tezene. Bak evliliğin ilk günü. Bir anneyi babayı öpmek yok mu yavrum? Günaydın. Ama sen bilmiyor musun ben bir Türk kahvesi içmeden günüme başlayamıyorum. Bir imza attım diye ben değişmedim ki aynı kişiyim tezene. Görüyorum, görüyorum tezene. Yalnız bulaşık makinemiz bozuldu. Onun için mutfağın tezgahı öyle. Yaptıracağız, baktıracağız. Ben bakayım yapayım onu. Ya dur karışma. Ustası gelir bakar. Ararım şimdi senin o kaçak dayın Cuma'yı. Gelir bakar. Alo Bozkır üstadım. Kusura bakmayın ya. Dün akşam gelemedim ben düğüne de. Olaylar sormayın be ya. Ya çocuklar için 2 tane bilezik aldıydım ben. Kuyumcudan çıkışta 2 tane aydıt peşime düşmüş. Takip etmişler beni. Tenhada kıstırdılar, gırtlağımı bastırdılar. Bıçağı ondan sonra verirsin vermezsin aldılar bilezikleri gittiler. Ben de arkalarından video çektim. Karakola gittim, onları gösterdim. Aydıtları bulun dedim. Vallahi yetiştirmem lazım düğüne bilezikleri dedim. Yani olaylar böyle oldu. Gelemedim o yüzden kusura bakmayın ya. Aa yapma ya. Peki bize niye haber vermedin? Telefonumu da aldılar o yüzden arayamadım. Hiç hafızamda da numara olmadığı için. Haydutlar telefon aldıysa videoyu nasıl çektin lan? Bu da bütün açıkları kovuluyor ya. Şeyden fotoğraf makinesi vardı da yanımda o düğündeki şeyleri çekerim diye o yüzden fotoğraf makinesiyle çektiydim. Ne oldu peki yakaladılar mı aydutları? Tabii yakaladılar aydutları da adamlar çoktan okutmuş bilezikleri be ya. Bir de beni suçladılar dediler ki öylesine çekmiş fotoğrafları şimdi bizden bilezik sızdırmaya falan çalışıyor dediler. Olaylar farklı yerlere geldi işte yani yüzsüz adi 200'lü insanlar var bu hayatta değil mi? Olmaz mı ya neler var neler var Cuma.
Allah hep iyileri çıkarsın karşımıza ya. Yani neyse Cuma, bizim bulaşık makinesi bozuldu ya. Şuna bir baksana gelip. Tabii tabii, gelir bakarım. Şimdi zaten zararımız da var. İki bilezik çok çalışıp para kazanmamız lazım. Hemen geliyorum ben be ya, tamam. Hadi bakalım, hadi iyi günler. Hay ne olmuş? Cuma'yı soymuşlar. İki bilezik almışmışlar. Haydutlar karşısına çıkmış. Bilmiyorum, bir sürü şey anlattı. Aa, ya ya. Oh, yemedi galiba numaramı ama. Hadi bakalım, inşallah bir ziyan gelmez hoşumuza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.